Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrardan yeni kan tayfa analizlerime hoş geldiniz. Bu seferki analizimde yeni hafta başlamadan DAX endeksini sonrasından da Gümüş'ün kan tayfa analizlerini yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle DAX endeksiyle her zamanki gibi başlıyorum. Günlük grafiğe bakıyoruz DAX'ta arkadaşlar, görüyorsunuz şu ortada bir pembe kanalımız var arkadaşlar. Buradaki pembe kanal bizim geçiş bandı olarak nitelendirdiğimiz bir banttır. Bunun üzerine atabilirse pembe bandın üzerinde görüyorsunuz şurada kocaman bir çıkış akımının başlayacağı bir bant var. Altında kalırsa ise düzeltme akımının tekrardan devam edebileceğini gösteren bir alttaki mavi bandımız var arkadaşlar. Şu anda fiyatımız alt mavi bölgede ilerliyor. Alt mavi bölge içerisinde bir tane de ara direnç seviyemiz mevcut arkadaşlar. Bunun altında kalırsa görüyorsunuz bu tam kanalın ortasındaki bir seviye, yani 15.170 seviyesi. Burasının ara seviye olarak söyleyebiliriz buradaki çizgiyi. Eğer fiyat bunun altında kalmaya devam ederse o zaman arkadaşlar DAX endeksi görüyorsunuz bunun altında devam ettiği zaman 14.826 desteğine kadar geri çekilmeleri sürdürebileceğini buradan görmüş olduk arkadaşlar. Şuradaki günlük mumlardan bakıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz üstünde dizildi ve üzerinde kaldığı için de görüyorsunuz şuradaki 15.478 direncine kadar gitmiş ve direnç tepkisini de buradan almış gözükmüş arkadaşlar. Onun için de şu anda bizim güncel direnç seviyemiz 15.478 çizgisi olacaktır. Buradaki direnci kırması, buradaki direnci denemesi için fiyatımızın mutlaka 15.170 ara çizgisini destek yapması gerekiyor arkadaşlar ki şuradaki düşüşlerden görüyoruz arkadaşlar aşağı yönlü düzeltmelerde fiyat buradaki çizginin üzerine kaldıktan sonra tekrardan şuradaki pembe banda doğru gelmiş ve içerisinde hareketini sürdürmüş. Dolayısıyla arkadaşlar 15.170 seviyesi bizim için takibimizde olacak bir seviyedir. Eğer bunun üzerinde kalırsa ve üzerinde kalıcılığı sağlarsa devam ederse o zaman 15.478 direncine kadar gelebilir. Ondan sonra da buradaki hareketinde bir geçiş bandı var arkadaşlar. Buradaki bant içerisinde sıkışmalar tekrardan olabilir. Görüyorsunuz şuradan pembe bant içerisine girdiği zaman 15.786 şuradaki pembe bandın üstündeki çizgi burasının da önemli bir direnç seviyesi olduğunu görüyoruz ve birkaç seferde daha önceden buralarının direnç tepkisi alıp aşağı yönlü hareket ettiklerini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 15.478 direnci kırılır yukarısı üstünde kalırsa o zaman pembe bant sonrasında 15.786 direnci bizi karşılıyor olacak. Üstünde kaldığı zamanda da 15.786'nın destek olduğu zamanda da şuradaki oluşan yukarıdaki bant içerisinde hareketini sürdürebilir arkadaşlar. Saatlik grafikte bir bakalım tekrardan alt banttaki hareketlerine. Saatlik bantta görüyorsunuz arkadaşlar. Buradaki 15.170 seviyesinin altında kalmayı sürdürüyor arkadaşlar. Eğer buradaki kapanışlar yine de 15.170 pardon seviyesi altında kalmaya devam ederse o zaman 14.826 desteğine kadar geri çekilme olabilir arkadaşlar. Ama lakin 15.170 üzerinde kalmaya devam ederse de 15.478 direnci bizim karşımızda olacak. İlk direncimiz olacaktır. Sonrasından da pembe band sonrasında 15.786 direncimiz mevcut arkadaşlar. Yukarıda ise çıkış bandı mevcut. 15.786'dan itibaren çıkış bandı bizim çıkış bandı burada görünüyor. Demek ki bunun üzerinde kaldığı zaman da 16.461 ilk direnci. Band sonrasında da 17.279 ikinci direnci olacaktır. Tabii ki de uzun vadeli arkadaşlar.
takip edeceğimiz seviyeler arkadaşlar, şuradaki 15.170 seviyesi, bunun üstünde veya da altında kalmasında, altında kaldığı zaman 14.826 desteği, üzerinde kaldığında zaman da 15.478 direncini takip ediyor olacağız. DAX endeksi ile alakalı yorumum şimdilik bu kadar. Geçiyorum gümüş analizime. Gümüşte de iki tane pembe bantımız var arkadaşlar. Burada alttaki pembe bant 21.43 ile 21.72 arasındaki alt pembe bandı şu anda destek bandı olarak çalışmış görünmekte. Üstteki pembe bandımız ise 23.07 ile 23.39 arasında oluşan bir geçiş bandı. Burası ise direnç bandı olarak çalışıyor şu anda arkadaşlar. Bunu görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir düşüşten sonra şuradaki günlük mum görüyorsunuz. Buradaki bant iki pembe arasındaki bir mavi geniş bant var arkadaşlar. Bu bantta aşağı yönde buradaki direncin oluştuğundan sonra buradaki ara çizgi üzerinde yani 22.41 üzerinde kalmaya çalıştığı zaman görüyorsunuz şuradaki günlük mumu direnç teyidini almış ve aşağı yönlü hareket etmiş. Sonrasından da görüyorsunuz alttaki şu destek bandına kadar geri çekilmiş ve buradan da destek tepkisi geldi ve şu anda da fiyatımız saatlik grafikte baktığımız zaman 22.41 ara seviyemizin yani şu anda ara desteğimizin üzerine çıkmış durumda arkadaşlar. Burada da şöyle bakarsak arkadaşlar şuradaki ara yani 22.41'in üzerinde kaldığı zaman gümüş bu üzerinde tutunmuş ve ondan sonra da 22.41 üzerinde kaldıktan sonra da saatlik grafikte görüyorsunuz arkadaşlar 23.07 direncine kadar gelmiş ve buradan da direnç tepkisini almış ve dolayısıyla bunun 22.41'in altına indikten sonra da görüyorsunuz şuradaki 21.43 desteğine kadar geri çekilme yaşanmış arkadaşlar ve şu anda da buradaki pembe bant içerisindeki bir sıkışmadan sonra da tekrardan şimdi kendini yukarı yönlü atmış durumda ve 23.07 direncini takip edeceğiz arkadaşlar. Çünkü 22.41 üzerinde kalmaya devam ediyor ve kapanışlar da bunun üzerinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla şimdi biz önümüzde 23.07 direncini takip ediyor olacağız arkadaşlar. Bunun üzerinde de pembe bant sonrasında 23.39 direnci var. Bu direncin üzerinde kaldığı zamanda da 24.37 bizim önemli bir direnç seviyemiz arkadaşlar. Buradaki mavi bant içerisinden de yukarısında kaldığı zaman şöyle günlük grafikte de bakıyoruz. Çıkış akımının buradan itibaren güçlü seviyede buradan yükselme akımının güçlendiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Aşağı yönlü hareketlerde de görüyorsunuz yukarılardan aşağı yönlü geldiği zamanda da 24.37 seviyesinden tepki almış ve tekrardan buralardan destek tepkileri almış. Dolayısıyla şu anda 24.37 seviyemiz bizim için güçlü direnç seviyemiz olacaktır arkadaşlar. Altta ise görüyoruz 21.43 şu anda destek seviyemiz arkadaşlar. Eğer bunun üzerinde kaldı ve ara seviyemizin üzerine çıktı ve bizim takip edeceğimiz direnç seviyemiz şu anda 23.07 ardından da 23.39 direnç seviyeleri arkadaşlar. Yani şuradaki pembe band direnç bandı diyebilirim. Eğer buradan da tekrardan bir direnç tepkileri gelecek olursa o zaman tekrardan buradaki 22.41 ilk desteği olacaktır altta. Eğer bu destek de kırılırsa tekrardan şuradaki alttaki pembe desteğe kadar geri çekilebilir. Buradaki desteğin aşağı yönlü kırılması ise bizim alttaki 20.37 desteğine kadar sürükleyebilir arkadaşlar. O yüzden de bu pembenin altında kaldığında 20.37 desteğimizi takip ediyor olacağız. Genellikle toparlayacak olursak arkadaşlar bizim takip edeceğimiz seviyeler 21.43 destek seviyemiz. Bunun üzerinde kaldığı zaman da görüyorsunuz şuradaki üstteki 23.07 direnci bizim için önemini koruyor olacak. 23.07 üzerinde de kaldığı zaman sonrasında 23.37 direncimiz var. Buradaki pembe yukarı üstüne attığı zaman da 24.37 bizim güçlü direncimiz olacaktır.
Şimdi DAX endeksi ile gümüş yorumum şimdilik bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlı haftalar olsun. İyi, herkese iyi akşamlar arkadaşlar.